Makro nedir? Excel programı için geliştirilmiş bir dil olan Visual Basic for Application programlama dilini kullanarak Excel üzerindeki işlemleri otomatik yapma yeteneğidir makro. Visual Basic Application için VBA kısaltmasını kullanıyor olabiliriz. Visual Basic Application'ın yazıldığı pencereye Visual Basic Editör penceresi denir. Bunun için de VBE kısaltmasını kullanabiliriz. Bundan sonraki videolarımızda VBA ve VBE kısaltmalarının neyi ifade ettiğini böylece söylemiş olduk. Makro penceresine geçebilmek için Alt F11 kısa yolunu kullanıyoruz. Bu pencereden makrolar yazılıyor. FN tuşu ile beraber arkadaşlar Windows işaretinin olduğu FN tuşu ile beraber sağ oka bastım. Visual Basic Editör penceresi sağa yaslandı. Excel'i seçtim. Yine Windows tuşuna bastım. Sol oka bastım. Excel'de sol kısma yerleşmiş oldu. Böylece hem Excel hem de Visual Basic Application penceresine aynı anda kavuşmuş olduk. Şimdi arkadaşlar Alt F11 kısa yoluyla makrolarımızı açmıştık. Şimdi bir modül ekleyelim. Insert Visual Basic Editör penceresinden VBE penceresi burası. Insert modül dediğimizde çalışma kitabımızda yeni bir modül eklenmiş oluyor. Makrolar bu kısma yazılacak. Şöyle bir makro yazalım. Sub yani alt yordam, alt prosedür. Sub ne diyelim? Şu anı göster. Şu Türkçe karakter kullanmasanız iyi olur. Şu anı göster dedik. Yazalım. Message box. Arkadaşlar MSG yazdım. MSG. Kontrol ile beraber boşluğa bastığımda Message box fonksiyonu tamamlanmış oldu. Message box. Şu anı göster dediğim için now dedim. Yani now şimdi ifade ediyor. Yani şöyle bir şey göstereyim. Excel'de eşittir. Şimdi neyse. Bir dakika. Excel'e geçelim. Excel'de eşittir. Şimdi fonksiyonu neyse Visual Basic Application'da da now fonksiyonu aynı işlevi görmektedir. Yani şu anda 30 Kasım 2013 20:46:02 böyle gösteriliyor. Ben tarihi geri aldım. Aslında biz bu videoyu çekerken 24 Şubat 2014 tarihindeyiz. Devam edelim. Başka bir makro yazalım. Mesela sub diyelim. Sadece tarihi göstersin. Tarih diyelim. Yine message box yazacağım. MS yazdım. Kontrol ile beraber boşluk tuşuna bastığımda MS ile başlayan başka fonksiyonlar, properties'ler yani özellikler de olabileceği için bana tümünü listeledi. İçinden bir tanesini seçmemi istiyor. Fakat MS'den sonra G'ye de bastığım zaman MS G'ye de bastığım zaman kontrol ile beraber boşluk tuşuna bastığımda direkt kod tamamlanır. Tarih içinde date işlemini kullanıyorsunuz. Bakalım. Böylece 30 Kasım 2013'e ulaşmış olduk. Günün tarihine 86 gün eklersem de gerçek tarihime ulaşmış oluyorum. 24 Şubat 2014. Bu makroyu çalıştırabilmek için isterseniz Visual Basic Editör penceresindeki Run ikonuna tıklayabilirsiniz veya da F5 komutuna tıklayabilirsiniz makro üzerindeyken. Bakın şu anda mesela şu anı göster makrosunun üzerindeyiz. Gördüğünüz üzere şu anı göster makrosunun üzerindeyiz. F5'e tıkladığımız zaman şu anı göster makrosu çalışır. Mesela şimdi de tarih makrosunu seçtim. Tarih prosedürü üzerindeyken F5'e bastığında da tarih prosedürü çalışır. İsterseniz Run ikonuna basabilirsiniz makroyu çalıştırmak için veya Excel'e geçersiniz. Alt F8 tuşlarıyla
makro penceresini açıp bu çalışma kitabını seçerek makronuzu seçebilirsiniz, çalıştırabilirsiniz. Mesela şu anı göster makrosu çalışıyor. Yine Alt F8'e basıyorum. Bir de tarih makrosu çalışsın. Makrolar genel olarak bu şekilde çalıştırılıyor. Başka bir makro yazalım. Mesela SAP A1 hücresini renklendirelim. Renklendir. Excel hücreleri Visual Basic Application'da range olarak geçiyor ve Visual Basic Application konusunun en önemli kısmı da range'tir. Range demek Excel hücresi anlamına geliyor. Range A1 hücresinin interior color index arka plan rengini 35 nolu renk olarak atayalım. Makroyu nasıl çalıştırıyorduk? İstersek F5'e basıyorduk, istersek Run Sub User Form ikonuna tıklıyorduk. Ben F5'te çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere Excel hücresi renklendi. Mesela 36 numarayla renklendirelim. Gördüğünüz gibi hücre renklendi. Peki A1 ile D10 hücreleri arasını 36 nolu renk ile renklendirelim. Bunu da gerçekleştirmiş olduk. Peki şöyle bir şey yapalım. Bu hücrelerin arasını random, yani rastgele olarak renklendirelim. RND dedim. RND fonksiyonu random, yani rastgele bir değer üretir. Ürettiği değer de 0 ile 1 arasındadır. O zaman biz bu rakamı, örnek veriyorum, 30 ile çarpalım. Her seferinde, her tıkladığımızda farklı renklerle karşılaşacağız böylece. Gördüğünüz üzere her tıkladığımızda farklı renkle karşılaştık. Mesela RND çarpı 45 yapalım. Renkler biraz daha farklı olacaktır. Daha üst renklere de çıkabileceğiz. Gördüğünüz üzere Excel hücreleri her seferinde farklı renklere bürünüyor. Peki bu hücrelerdeki, bu hücrelerin büründüğü renk hangi renk? Onu bulmak istiyorsak da farklı bir yöntem izleyeceğiz. Yani atanan random değerinin ne olduğunu bulmamız lazım. O zaman random değerini, yani şurada oluşan değeri bir değişkene atayalım. Değişkenimiz de integer tipinde olsun. Dim is integer diyelim. Yani değişkenimiz adı i. Veri tipi integer. Integer veri sınırlarında hareket edecek. I değişkenimize değer atayalım. I değişkenimizde random, yani rastgele bir değerle 45'in çarpımı sonucunda oluşsun. Bu sefer i değişkenimizde oluşan sonucu da hücrelere renk olarak atayalım. Daha sonra da yine bu hücrelere range A1 D10 hücrelerine hangi rengi atadığımızı yazdıralım. Eşittir diyorum tekrar i. Çalıştıralım bakalım. Mesela şu anda 37 nolu rengi atamışız. Devam ediyoruz. 27 nolu rengi atamışız. Şimdi arkadaşlar burada iki sorun var. Bir tanesi niye A1 hücresinde 27.1900 yazıyor? Diğeri niye RND çarpı 45 işlemini hem color index'e hem range A1 D10'a yazmadık? Ben makroyu bu arada bir daha çalıştırayım. Siz düşünün. Makro güzel bir renge gelince durayım. Açık bir renk olsun, rakamlar da okunsun. Evet. Arkadaşlar, Excel hücresinde bir rakam yazdığınızda rakam sayı olarak algılanırsa rakamın sonucunu görürsünüz. Fakat hücre tarih olarak biçimlendirilmiş ise, kontrol 1'e basalım. Gördüğünüz gibi hücre isteğe uyarlanmış. Gün, ay, yıl, saat ve dakika olarak çalışıyor. Şimdi hücrenin biçimini değiştirelim.
Ben tekrar uğraşmayacağım. Biçim boyacımız var. Giriş sekmesinde, pano bölümünde. Tıklayalım biçim boyacısına. A1 hücresinde de tıkladığımız zaman böylece A1 hücresinde 36 rakamına ulaşacağız. Gördüğünüz gibi birinci sorumuzun cevabı hücrenin tarih olarak biçimlendirilmesi. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzun cevabını ben size görsel olarak sunayım. Sonra da anlatayım. Şimdi RND çarpı 45 işlemini şurada gerçekleştirelim. Bakalım neler oluyor. RND fonksiyonunu AdWatch penceresine aktaralım. Evet. Şimdi fonksiyonumuzu adımlayalım. Daha doğrusu metodumuzu, prosedürümüzü veya makromuzu. Hepsi aynı ifade. Prosedürümüzü adımlayalım. F8 ile adımlıyoruz. Başladık. İlk adıma geçtik. İ değeri 0. İ'nin değeri şu anda 13. Bakalım RND kaç? Gördüğünüz üzere RND 0,382,017. Single tipinde bir rakam üretilmiş. Bu rakamla 45'i çarptığımızda ne çıkıyor ortaya onu da görelim. Onu da AdWatch penceresine ekledim. Gördüğünüz üzere şu anda 13 rakamımız çıkmış. Halbuki random olarak üretilen i değişkeninin değeri bu da 13 çıkmış. Devam edelim. Evet şu anda random çarpı 45 18 yapıyor. Halbuki i değeri 13. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Random fonksiyonu her çalıştığında 0 ile 1 arasında bir rakam üretir ve random burada farklı bir rakam üretir. Şurada farklı bir rakam üretir, burada farklı bir rakam üretir. Biz ise interior color index işlemi ile hücreye atanan rengi hücreye yazdırmak istedik. O zaman bizim hücreye atanan rengi bir değişkende saklamamız gerekiyor. I değişkeninde sakladık. Böylece random bir kere çalıştı. Bir kere rastgele bir değer atanmış olacak. Bu atanan değer I değişkeninde. I değişkenini de renk olarak kullandık. Daha sonra I değişkeninin değerini yani color index olarak kullanılan rengi yazdırdık. Makronun bu şekilde çalışması gerekiyor.